İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben bu yola başlarken kimsem yoktu. Kaynak da çok zor buluyordum. O yüzden sizlere yardımcı olmak için bu kanalı açtım. Bazı arkadaşlarımız da gitarla ilgili, gelişmiş akorlarla ilgili bazı soruları oldu. Onlara yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum. Belli bir seviyede olduğunuzu düşünerek gerek konuya gireceğim. Şimdi bir sürü akor biliyoruz. Basa da biliyoruz. Ama biz bunları nerede kullanacağız? En büyük problem benim buydu. Ve uzun bir süreç sonunda aslında belli bir patern üzerine müziğin kurulduğunu gördüm. Özellikle Türk pop müziğinde 4 temel akor ve üstüne yapılan zenginleştirmeleri fark ettim. Şimdi tonumuz la minör, karar sesimiz mi. Karar ses, mesela radyo açtığınız şarkının işte notalarını çıkardınız. Bir karara bağlanma hissi yani. Mesela karara bağlandı mi'de. Mi'lere basıyorum. Tonu alıyorum. Yine mi keder? Ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Sabretince tanem, bekle beni. Asla vazgeçemem senden asla. Hep aynı başlıyor, bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok, çok seviyor be. Doğru. Yani böyle çalabiliriz şarkıyı. Şimdi mesela Vay'da güzel bir örnek verebiliriz. Şimdi ben ne yaptım? La minör tonunda bu şarkıdan alabileceği akor La minör, Mi minör, Re minör, Mi minör. Aslında buradayız. Yani 4 tanenin üzerindeyiz. Ama biz bunu zenginleştirmek istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Mesela bu bir tercihtir. Duyumdur. Yani o günkü ruh halinize göre çalabilirsiniz yani bunu. Mesela la minör yerine la minör 9'lu. ADD 9 bastığım zaman daha yumuşak olacağını ben düşünüyorum. O yüzden onu basıyorum mesela ilkinde. Vay. İkinci de diyorum ki mi minör 7'li basayım. Minör 7'li basayım. Domaj 7 basayım. İkinci de la minör 9 değil de bu sefer famaj 7 basayım. Mi minör 7. Re minör 7. Basa la verdim. Domaj 9 bastım. Mesela. Bu bir patern. Yani bunu bir sürü varyasyona çalabiliriz. Bu bir aslında tercih meselesi ama şunu bilmemiz lazım. Yani ben ikinci tekrarımda la minör yerine fa majör yani şarkı mesela uzasın istedim öyle. Yine mi keder ama artık yeter. Yine kapıda kara. Mesela do majör basabilirim dedim. Onu da do maj 7 ile değiştirdim. Şimdi bunu size en güzel açıklamanın şekli şu. İlk paternimiz la mi, re, mi. La'nın yerine fa maj 7 basabilirim. Ya böyle basarım. Ya da böyle basarım. Ya da böyle basarım. Ondan sonra mi minör kalsın ama mi minör 7'li yapalım. Ya bunu kaldırırım ya küçük parmağımı koyarım. Re minör böyle basabilirim. Böyle basabilirim. Böyle basabilirim. Do maj 7'yi böyle basabilirim. Böyle basabilirim. Böyle basabilirim. Yani bir sürü daha varyasyonu vardır tabii ki. Hani benim de bilmediğim bir sürü vardır ama asıl mantalite oraya tutturmak. Daha sonra mesela başka bir patern. Yani tamam işte hepsi la minör, mi minör, fa majör, mi minör gitmiyor. Aga, mi majör de basıyorlar mesela. Tamam, bu da bir patern. Kabul ettik. Hüzünler başıma vurdu yine. Sevgilin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında. Hit the road check. O da öyle. Yani bunlar patern işte. Bunları çala çala öğreneceğiz. Mesela daha batı şarkılarda olan ama Türkçe'ye bunun dönüştürülmüş halleri var. Burada da mesela la minör, fa majör, do majör, sol majör. Yani bunları dörtlü dörtlü ezberlerseniz her transpoz ettiğimizde aynı şey olduğunu göreceksiniz.
Şimdi onu da göstereceğim birazdan ama şunu söyleyelim mesela. Ne bileyim mesela. Yaz günü yakar bu güneş kavurur ya. Adı aşka. Sevgili Biricik Hadi seni söyledi. Gibi yani. Ne bileyim bu işte E.T. vardı ya. Aynı şey. Yine bunu mesela transpoz ettiğim zaman ne oluyor? Şimdi la minör basıyordum ya. Şimdi buradaki la minörü arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. La minörde sanki bu parmağım varmış gibi düşün. İleri gittiğim zaman şu si bemole bastığım için bunun adı si bemol minör. Bunun adı si minör. Niye? Çünkü bas notam si. İleri gittim do. İleri gittim do diyez. İleri gittim re. Re minör. Aslında bu re minör. Neden re minör? Çünkü akorlar bas teline göre. Basta ne basıyorsan re'ye basıyor musun kardeşim? O zaman bu şu tutuş şeklinde. Yani notalarını tek tek bilmeseniz de olur. Ki bilin. Bilseniz daha iyi. Çünkü bir sürü varyasyonunu kendiniz çıkarırsınız. Ama bilmiyorsun. Ama ben çalacağım diyorsun. O zaman buyur. Re burada. Re minör. Mi burada. Mi minör. Yapmanız gereken şey şu. En üst tel. Yani mi telinde. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi ezberlemek. La telinde. La, si, do, re, mi, fa, sol, la ezberlemek. Yani şu ikisini bir zahmet ezberleyin. Hani, yani ben hepsini ezberlemenizi isterim tabii ama. Hani dedin ki ben çok üşengeçim aga ben öğrenemiyorum. Ben bu kadar çalacağım. Başla zaten sonrasında sen aç kalacaksın. Sen isteyeceksin daha fazlasını. Bu sistemi de kurdun mu arkadaş? Akorları basıyorsun. Şimdi mesela geldi yaz gününü çal dedi biri. İşte sen buldun. Dedin ki burada. O zaman ne olacak? Şimdi bak. Bak çok net bir şey yapıyorum. Böyle ya. İdi. Ben bunu aldım. 5 taneleri götürdüm. Aynı şey. Oldu. Ne oldu? Sadece ileri ittirmiş oldum. Yani gitarda o kadar kolay ki transpoze. Piyanodaki gibi karmaşık değil. Gitarda ileri geri gidiyoruz. O yüzden çok basit. Şimdi mesela ben ne bileyim mesela bir şey çalmak istiyorum. Buldum. İşte ne bileyim dön bebeğim mesela. Mesela bak tonu bulamadım. Ne yapacağım? Geleceğim. Mi'ye geleceğim. Doğrudur. Şöyle yapsam ne olur? 9'lu eklesem. Domajede. Açtım şarkı. Sonra biraz daha uğraştım. Burada da varmış. Bulabilirsiniz. Çalışıyoruz. Şimdilik bu kadar. Daha sonra aklıma gelen şeyler oldukça paylaşmaya devam edeceğim. Zaten çok uzun oldu 9-10 dakika. İnşallah daha kısa videolarla görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.